Salgınla mücadelede ön cephede mücadele eden belediye emekçilerinin yaşadığı sorunlar, tiyatro emekçisi arkadaşlarımızın çözüm bekleyen sorunları, yemekhane, servisler, zabıta mafya mesaileri, emekli sosyal destek edemcisi, sürgünler, emekçilere yapılan mobbingler, liyakat dışı görevlendirmeler, iş barışı ve huzurlu bundan tasarruflar ve benzeri yığınlaşan ve çözülmeyen sorunlarımızla birlikte halen Bakırköy halkına, yurda yurttaşa hizmet üretmekteyiz. Emekçiler belediyeyi ekonomik anlamda zorlamadıkları halde üstüne bir de emekçilerin kazanmış haklarına göz dikilmiş. Biz memurların haklarını gasp etmekle yetinmeyenler, belediye şirket işçileri ve kadro işçilerini de toplu sözleşmelerini imzalamamakta ya da toplu sözleşme masalarını kurdurmamakta. Bakırköy Belediye Emekçisi tüm çalışanlara sesleniyoruz. Emeğe ve emekçiye net olarak savaş açmış bir işverene karşı tüm emekçilere birleşin diyoruz. İktidara talip olduğunu iddia eden ana muhalefet partisinin iktidar olduğu bir belediyede limit dayatması yapılması biz emekçiler için bir umut olamayacaklarını görmemize neden oluyor. Burada mesele sayıştay değil, emekten yana olup olmamaktır. Bu şekilde AK Partili belediyelerin altına düşmekte bir beis görmeyen belediye başkanı Bülent Kerimoğlu ve bağlı bulunduğu siyasi partinin iktidara talip olamayacağını ifade etmek gerekir. Emekçiyle çalışmanın, emeğe karşı düşmanca tavır almanın kendilerine fayda sağlayamayacağını bilmelerini istiyoruz. Bakırköy Belediye Başkanı emekçiler lehine elini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Biz de diyoruz ki müteahhite değil, emekçiye bütçe. Hak, hukuk, adalet bugün Bakırköy Belediyesi'nde patlamıştır. Bugün Bülent Kerimoğlu